Fuat Uğur, mesele Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine kama sokup Kanal İstanbul'u engellemek. Türkiye'de her türlüsü denendi. 27 Mayıs'taki, 12 Mart'taki, 12 Eylül'deki darbeciler, ABD ve Pentagon'un çıkarları doğrultusunda Soğuk Savaş döneminde Türkiye'yi Sol ve Sovyet etkisi altındaki bir iktidara terk etmeme amacını taşıyordu. Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra komünistlerin değil, Müslümanların tehlikeli olduğuna karar verildi. Bu yüzden Türkiye'de laiklik üzerinden dindar kesimler şeytanlaştırılmaya başlandı. İktidarda da tam aradıkları gibi Refah Partisi Doğru Yol Partisi koalisyonu vardı. 28 Şubat barbarlığı o döneme denk düşer. AK Parti iktidara geldikten sonra ise önce 27 Nisan askeri muhtırası ve ardından yine 15 Temmuz Amerikancı FETÖ darbesi yaşandı. Kısaca Beyaz Saray, Pentagon, CIA üçlüsü her rengi denedi geriye bir tek laciverdi kaldı. Bu Triumvira şimdi yıllarca elinin tersiyle ettiği her Amerikancı darbenin ardından ordudan tasfiye etti ama bugün Mavi Vatan'da, Libya'da, Cerablus'ta, Afrin'de, Barış Pınarı'nda, Azerbaycan'da, Irak'ta destanlar ezan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne komuta eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yakın durduğu için Atatürkçü subayları geri kazanmak istiyorlardı üstelik birkaç yıldır Türkiye'nin terörle mücadelede ve bölgesel aktör olmada ortaya koyduğu başarı milli savunma sanayini neredeyse %70'e varan oranda millileştirmesi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri müthiş bir performans ortaya koymaya başladı. 104 emekli amiralin bildirisine bu gözle bakın. Çünkü son derece kullanışlıydılar. Eskiye ait ama bugün hala devam eden ülkenin sahibi sensin. Sakın ha siyasetçilere teslim etme. Onlar yanlış yola girerlerse müdahale ve devir tarzı zihinsel kodlama ile yetiştirilmiş, kendilerini Atatürkçü olarak tanımlayan hatta birçoğu FETÖ mağduru olan bu isimler zaten birkaç yıldır çeşitli alanlarla beslenmekteydiler. Son 15-20 gün içinde de Montreux yalanı üzerinden sistematik bir biçimde kışkırtıldılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, bir televizyon programında kendisine yöneltilen Türkiye Montre Sözleşmesi'ni teknik olarak fesedebilir mi diyerek yöneltilen soruyu, son derece makul biçimde, teknik olarak mümkün ama pratikte Marmara Denizi'ne yoğurt çalarak ayran yapılamayacak kadar imkansız diye cevapladı. Şentop, Montre'nin feshinin kesinlikle mümkün olamayacağını belirtiyordu yani. Ama ahlaksızca iktidar Montre'yi feshedecek yalanıyla çarpıtıldı. Başta Sözcü Gazetesi ve yazarları olmak üzere tüm muhalif medya ve siyasetçiler tarafından. Ve yazdıklarında evlerinde pinekleyen ve artık yaş ortalaması bir hayli yükselmiş olan emekli amirallerde kutsal bir metin ya da ses gibi takip ettikleri gazetelerden, ekranlardan yayınlanan her kelimenin doğruluğuna iman ederek hükümetin Montre Sözleşmesi'ni iptal edeceğine inandırıldılar. Kaybettikleri askeri libidoları hafiften kıpırdatıldı ve giderek hazır hale getirildi. Bu kışkırtma artık küflenmeye yüz tutmuş, zihinsel aktivitelerine ilaç gibi gelmişti. Yeniden adrenalin salgılamaya başladı kireçlenmiş eklem yerleri. Montre yalanına askeri okullardaki yeni uygulamalarla ilgili yalanlar eklenerek hepsi gerekli kıvama getirildiler. Hepsine gün doğmuştu. Hadi bakalım, yar bana bir eğlence. Ama burunlarının dibindeki kabak gibi gerçeği görememişlerdi. Misal bu bildiriyi organize eden kişilerden Ergün Mengi'nin kim olduğunu. Ulusal Strateji Merkezi Başkanı Utku Reyhan'ın dün sosyal medyadan paylaştığı bilgilere göre Ergun Mengi, GIF yani Global İlişkiler Formu isimli sivil toplum kuruluşunun az sayıdaki üyesinden biri. Kendisi aynı zamanda İyi Parti'nin dış ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Ahmet Kamil Erozan'ın yardımcısı. Baktım her ikisi de GIF üyeliklerini sildirmişler ama Google taramalarında ayak izleri çıkıyor. GIF nedir? Sadece 150 üyesi bulunan, ABD ve Avrupa Birliği'nde görev yapmış diplomat ve askerlerle Türkiye'nin önde gelen iş insanlarının oluşturduğu elit bir yapı. Sitelerinde üyeleri görülebilir. Ortak özellikleri batıcı ve Atlantikçi oluşları. GIF bağımsız değil. ABD Dış İlişkiler Konseyi'nin Türkiye Şubesi. CFR aslında Beyaz Saray, Pentagon, CIA ortaklığının gölge hükümeti. Dev şirketlerle politikacıların buluştuğu, içinden ABD başkanları, bakanlar çıkarmış bir şer yuvası. CFR'ın üyeleri arasında Joe Biden'dan George Ford'a, Gorbachev'dan Hoover'a, Rockefeller'den Shevard Natsi'ye, Albright'a, Clinton'lardan Abramovic'lere ve Brezinski'ye kadar kimi ararsanız var. Şimdi soru şu, bu bildiriye imza atan Atatürkçü emekli amiraller metni kimin önlerine koyduğunu neden göremedi? Yoksa bile bile mi imzaladılar? Ergun Mengi'yi bıraktım. Ölümüne NATO'cu olan Atilla Kıyat'la layık olduğu için PYD'yi tercih edip Türkiye'nin güney bölgesini de içine alacak şekilde güçlendirilmiş bir federatif Kürt devleti kurulmasını öneren emekli amiral devre arkadaşınız Türker Ertürk dikkatinizi çekmedi mi? karşı çıkarıldığınız Kanal İstanbul'un Montre Anlaşması'nın ülkemize sağladığı imkanları daha da arttırma potansiyeli taşıdığını, uluslararası kamuoyunun ve ABD'nin bu yüzden tepki gösterdiğini nasıl olup da anlayamadınız? Kendilerini Atatürkçü diyen bu amirallerin meselenin önünü arkasını düşünmeden, yalan yanlış bilgilerle dolduruşa gelerek bu bildiriyi imzalayabilmeleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçmişteki yapısıyla ilgili olarak insanı hayli yüzünlendiriyor. Ama yine de cahilliklerine, sığ bilgilerine matah sanıp, ego şişkinliklerine son derece kızmama rağmen bu emekli amiral yığını için hükümete bir önerim var. Bunları kahraman haline getirmeyin. İşi suhuletle çözün ve organize edenleri bulup gereğini yapın yeter.''